Merhaba. Anadolu Üniversitesi İngilizce 2 dersi ara sınav çıkmış soruları için video hazırlarken seneler içinde sorulan soruları incelediğimde birebir aynı soruların genellikle sorulmadığını fark ettim. Ancak tüm sorular boşluk doldurma şeklinde soruluyor ve belli başlı konuları içeriyor. Ben de çok kısa bir konu anlatımının ardından o konuyla ilgili çıkmış soruları göstermeyi sizler için daha faydalı buldum. Benim anlatacağım konular sadece ve sadece sınava yöneliktir. Yani size İngilizce öğretmek gibi bir hedefim yok. Zaten bir saatte kimse İngilizce de öğrenemez. Tek hedefim İngilizce 2 ara sınavından rahat bir şekilde yüksek not alabilmeniz. Sınavlarda en çok çıkan soru kalıplarından biri born yani doğmak. Bilmemiz gereken tek şey eğer henüz doğmamış birinden bahsedilmiyorsa ki sınavlarda hiçbir zaman bahsedilmiyor. Her zaman geçmiş zamanda kullanılır. Şu ana kadar çıkan tüm sorularda da doğru şık ya was wasn't ya da were weren't olmuş. Tekil şahıslar için yani özne I, he, she, it veya Ahmet, Ayşe gibi bir isimse Olumluysa cevap was, olumsuzsa cevap wasn't olmuş. Çoğul şahıslar yani özne we, you, they veya parent children Mustafa ve Zehra gibi çoğulsa olumlu cümleler için were, olumsuz cümleler için weren't kullanılır. Mustafa ve Zehra özne olarak aynı cümlede ise iki kişi olduğu için çoğuldur. Ayrı ayrı cümlelerde kullanıldığı düşünülerek yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi bir iki örnek yapalım. Were blah 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 Mustafa born. He was born in Ankara. Bu cümlede boşlukta olması gereken kelime was veya were çünkü olumlu olmak durumunda. Mustafa tekil olduğu için doğru cevabımız was. Başka bir örnek yapalım. Where were you born? Burada you ile sorulan cümlelerin cevabında her zaman I ile cevap verilmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. I tekil olduğu için ve cümle yine olumlu bir cümle olduğu için Doğru cevabımız yine was. Başka bir cümleye geçelim. Where were Ahmet's children born? They bla 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 born in Antalya. Burada boşlukta kullanmamız gereken kelime yine was veya were. Dikkat etmemiz gereken tek şey they çoğul olduğu için bu sefer was değil were kullanmamız gerekiyor. Başka bir örneğe geçelim. My Twin Sisters Bla 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 Born in 1995. Ve şıkların hepsi olumsuz. Doğru cevap wasn't veya weren't olmalı. Twin Sisters ikiz kardeşlerim dediğime göre bu cümledeki özne çoğul. Yani doğru cevabımız weren't. Başka bir örnekle devam edelim. Şimdi hiç İngilizce bilmeyenler için şöyle bir yaklaşım gösterebiliriz. Burada boşlukta bir kere kesin vaz was veya vazıntı olacak. Çünkü cümlede özne he ve tekil. Önemli olan olumlu mu olumsuz mu olacak? Şıklarda sadece olumlu veya sadece olumsuz varsa zaten direkt olarak onu işaretleyebilirsiniz. Ama her ikisi de varsa şuna dikkat edelim. Cümle bat ile ayrılmış. Bat yani ama fakat demek. Yani ilk kısımdaki görüş ile ikinci kısımdaki görüş birbirine zıt. Cümlenin ikinci kısmı olumlu cümle olduğuna göre ilk kısmı olumsuz olmalı. Tabi bu yaklaşımı hiç kelime bilmeyenler için anlattım. Eğer cümleyi anlayabiliyorsanız cümlede söylenmek istenenin zaten o İzmir'de doğmadı ama hayatının büyük kısmında orada yaşadı denmek istediğini anlayabilirsiniz. Yani he tekil olduğu için doğru cevabımız wasn't. He wasn't born in İzmir but he lived there most of his life. Aynı örnekte but yerine and yazalım. He bla 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 born in İzmir and he lived there most of his life. Bu sefer her iki tarafta ya olumlu ya da olumsuz olmalı. Ee, sağ taraf olumlu olduğu için sol tarafı da olumlu yapmalıyız. He was born in İzmir and he lived there most of his life. İzmir'de doğdu ve hayatının büyük bir kısmını İzmir'de yaşadı. Bir de olumsuza bakalım. He blah 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 born in İzmir and he didn't live there most of his life. Burada ikinci kısım olumsuz olduğu için ilk kısım da olumsuz olmalı. Ama neden? And kullanıldığı için. İzmir'de doğmadı ve hayatının büyük bir kısmında İzmir'de yaşamadı. He wasn't born in Izmir and he didn't live there most of his life. Yine Bornla beraber sorulan yılların okunuşlarıyla alakalı sorular çıkıyor. Örneğin 1929'un okunuşu 1929. Burada dikkat etmemiz gereken kısım 20 ile 9 arasında bir trenin bulunması. Başka bir örnek 1991 1991. Başka bir örnek 2022. Sorular genellikle bu şekilde geliyor. I was born in parantez içinde bir yıl yazılıyor ve tamamlanmamız isteniyor. Burada 1999'un karşılığı 1999. Maalesef sayıları öğrenmemiz lazım bunları cevaplayabilmek için. Zaten ilk 10 sayıyı bildiğinizi varsayıyorum. 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16 17 17 18 18 19 19 20'den sonrakiler ise daha basit 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 20'den sonrası basit dedim. Şöyle ki 20'yi söylüyoruz. 20 arkasından 4'ü söylüyoruz. 24. Aynı şekilde 56, 98 gibi. Ama unutmayalım ki eğer yıl söylüyorsak 1952'de olduğu gibi 1952 50 ve 2 arasında Çizgi olması gerekiyor. Konuyla ilgili ara sınavda çıkmış sorulara bir bakalım. Where blablabla you born? I was born in Çanakkale. Which of the following completes the dialogue below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Were B. Did C. Do D. Are E. Have Az önceki konu anlatımında söylediğim gibi. Doğru cevap burada sadece were ve was olmalı. Şıklarda zaten was yok ama yine de e, öznenin you olduğunu ve çoğul olduğunu bildiğimizden dolayı doğru cevabımız were olduğunu söyleyebiliriz. Were bla 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 blend born. He was born in Tekirdağ. Which of the following the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A was, B did, C is, D were, E does. Burada hem was hem were var. Ee, burada Bülent'in tekil mi çoğul mu olduğuna bakacağız. E Bülent tekil. Dolayısıyla doğru cevabımız was. Were blah 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 your parent born? Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A did, B was, C have de are a e, were. Yine was ya da were olmalı. Parent burada ebeveyn yani anne baba anlamına geliyor. İki kişi oldukları için de çoğullar. Dolayısıyla doğru cevabımız were. Sam bla 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 born in 1990. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Weren't. B. Doesn't. C. Hasn't. D. Wasn't. E. Isn't. Konu anlatımında da söylediğim gibi şıkların hepsi olumsuz. Burada ya doğru cevap weren't olacak ya da wasn't olacak. E, Sam tekil olduğuna göre doğru cevabımız tabii ki wasn't. I blah 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 born in 1995. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A does, B were, C was, D have, E am. Hangileri doğru cevap olabilir? Tabii ki were veya was. I yani ben tekil olduğundan dolayı doğru cevabımız tabii ki was. Mom bla 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 born in New York but she lived there for most of her life. Which of the following completes the sentence Burada şıklar A doesn't, B wasn't, C isn't, D hasn't, E didn't. Hepsi olumsuz. E, olumsuz olduğu için direk olarak cevabın wasn't olduğunu söyleyebiliriz. Ama konuda anlattığım gibi but olduğundan dolayı cümlenin ortasında ve cümlenin sağ tarafı olumlu olduğundan dolayı sol tarafın olumsuz olduğunu görebilirsiniz burada. My father born, My father was born in bla 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 1924 denmemiz isteniyor. 19 24. Doğru cevabımız. Yani A. My grandparents got married in blah blah blah. 1958 dememiz gerekiyor. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. 1958 B. 1958 C 1958 D 1958 E 19 and 58 Burada doğru cevabımız 1958 ama bununla ilgili gördüğünüz gibi iki şıkta da aynı yazı var ama D şıkkında konu anlatımında da söylediğim gibi 50 ile 8 arasında bir tire var. Diğer bir kalıbımız sınavlarda çıkan there is, there are ya da soru şekliyle are there, is there kalıbı. Vardır veya soru şekliyle var mı şeklinde tercüme, tercüme edebiliriz. Şu ana kadar çıkmış sorular hep şu şekilde sorulmuş. Are there any bir şey, in near, around bir yer veya is there e en bir şey, in near, around bir yer. Burada are there ve is there farkı birinin çoğul, birinin de tekil olmasından kaynaklanıyor. İzler sadece tekillerde değil aynı zamanda sayılamayan şeylerde de, sıvı şeyler mesela, kullanılabiliyor. Ee, arder için bir örnek verirsek, Arderini in bookstores in the city? Şehirde kitapçı dükkanları var mı? Bookstores sonunda s takısından dolayı çoğul olduğu için rahatlıkla arder'le kullanıldığını söyleyebiliriz. Diğer örnek verelim. Is there a post office around here? Post office tekil olduğu için is kullanılmış. Başka örneklerle devam edelim. Bla, bla bla some milk in the refrigerator. Buzdolabında biraz milk, biraz süt var demek istiyorsak burada there is dememiz gerekiyor. Çünkü süt sayılamıyor. Aynı örneği sam yerine any kullanırsak, bla bla bla, any milk in the refrigerator, burada any olumsuzluk belirtiyor. Dolayısıyla burada there is değil de there isn't kullanmamız gerekiyor. Bazı sorularda bu en yakalayarak sorunun olumsuz olduğunu bulmamız lazım. Başka bir örnek. Bla bla Chinese restaurant near here. Chinese restaurant yine tekil dolayısıyla there is a Chinese restaurant near here olarak kullanmamız lazım. Alternatif olarak there is yazısı there is şeklinde de yazılabiliyor. Başka bir cümleye devam edelim. Blabla bla en bla, bla, internet cafe in your neighborhood. Sonunda soru işareti olduğuna göre bu cümle bir soru cümlesi. İnternet kafeste çoğul olduğu için are der gelecek buraya. Aynı cümlenin soru olmayan şekline bakarsak, düz cümle olarak bakarsak, bla 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 in internet kafes in your neighborhood. Burada derar gelmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak burada internet kafenin önünde any ibaresi olduğu için any de Düz cümlelerde olumsuzluk belirttiği için burada cevabımız there aren't any internet cafes in your neighborhood olacak. Başka bir örneğe bakarsak blah 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 a barbershop in the mall. Bu da bir soru cümlesi a barbershop tekil olduğu için doğru cevabımız is there olacak. Çıkmış sorularla devam edelim. Bla 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 any cash machines in the street which of the following completes the sentence above. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. There isn't. B. There are. C. There are no. D. There is no. E. There aren't. Burada cash machines'in ATM makinesi diyebiliriz buna para çekme makinesi. E, çoğul olduğunu görüyoruz. Ama başındaki any buna olumsuzluk katıyor ve sondaki nokta da bunun bir soru cümlesi olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla burada cevabımız hem çoğul hem olumsuz olan der aren't. Excuse me, blah blah blah. Any gas stations around here? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. There is. B. Are they. C there are D are der E is der Soru cümlesi olduğunu sondaki soru işaretinden anlıyoruz. Gas stations sonunda S olduğu için çoğul. Dolayısıyla doğru cevabımız are der. any good french restaurants in my neighborhood which of the following completes the sentence below aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar A there are no B there is no C there aren't D there are E there isn't Öncelikle bu o, düz bir cümle soru soru cümlesi değil e, french restaurants çoğul yani are olacak Düz bir cümlede başındaki "any" de cümlenin olumsuz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla "There aren't any good French restaurants in my neighborhood." yani doğru cevap C. Bla bla bla, a drugstore in your neighborhood. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A is it, B is this, C is there. D is that, E is here. Hiç cümleye bakmadan direkt olarak bunun izler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğerlerinin hiç alakası yok. Ama yine de şöyle e, soru işaretini gördüğümüz için bunun bir soru cümlesi olduğunu, a drugstore'un tekil olduğu için de arder yerine izler kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız izler. Is, is there a drugstore in your neighborhood? Ayşe, bla 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 a bookstore in the city center. John, no, there isn't. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A is there, B is here, C is that, D is it, E is this. Yine e, bunun bir soru cümlesi olduğunu sondaki soru işaretini anlıyoruz. Şıklara baktığımızda zaten are there seçeneği olmadığı için doğru cevabın izler olduğunu biliyoruz ama e-bookstore'un tekil olduğuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada doğru cevap A. Is there. Is there a bookstore in the city center? Bla bla bla. Any students in the garden because they are in the class. Which of the following completes the sentence below Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. There aren't. B. There is no. C. There are no. D. There are. E. There isn't. Students çoğul Dolayısıyla there are veya there aren't olunacak. Students'ın başında el var. Demek ki olumsuz. Yani doğru cevabımız there aren't. There aren't any students in the garden because they are in the class. Bahçede hiç öğrenci yok çünkü onlar sınıfta. Blah 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 an internet cafe in the mall. We the following complete sentence about. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A is there, B is it, C is here, D is this, E is that. Burada cevap olabilecek tek şey is der. Ama biz yine de soruyu inceleyelim. Soru işareti olduğu için soru cümlesi olduğunu anlıyoruz. En an internet kafede tekil. Dolayısıyla cevabımız is there. Is there an internet kafe in the mall? blah 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 any shopping malls in the town. In town. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A are those, B are they, C are there, D is there, E is this. Burada cevap olabilecek iki şık var. Are there veya is there. Soru işareti olduğundan dolayı zaten soru cümlesi olduğunu biliyoruz ki zaten bütün şıklar soru şeklinde başlıyor. Shopping malls, alışveriş merkezleri çoğul. Gördüğünüz gibi molsun, molun sonunda S var. Dolayısıyla doğru cevabımız are there. Are there in shopping malls in the town? Bla 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 an internet cafe on every corner. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. It's. B. That's. C. There's. D. Here's. E. This is. Burada ee, soru cümlesi değil bu cümle. Zaten şıkların hiçbirisi de soru cümlesi değil. An internet kafe tekil olduğunu görüyoruz. Şıklarda deriz göremiyoruz ama C şıkkındaki ders derizin kısa yazılmış hali. Yani doğru cevap C. There an internet cafe on every corner. Bla 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 an Italian restaurant near here. Which the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A is this, B is here, C is that, D is there, E is it. Bu bir soru cümlesi ki zaten şıkların hepsi soru cümlesi. Is there veya are there cevap olabilir burada. Zaten are there yok. Doğru cevabın is there olduğunu direkt olarak anlayabiliriz. Ama yine de sorumuza bakalım. An Italian restaurant tekil ve buradan da sağlamasını yapmış oluyoruz cevabımızın. Doğru cevap D izler. there'' ''is there an Italian restaurant near here?'' Gelelim bu başlıkla ilgili son sorumuza ''bla bla bla'' ''any good cafes near our school?'' Cümle bir soru cümlesi değil çünkü sonunda nokta var. ''Good cafes'' çoğul dolayısıyla ''there are'' olacak. Ama e, good kafesinin önünde en olduğu için cümle olumsuz. Dolayısıyla there are not. Yani there aren't. Doğru cevap D. There aren't any good cafes near our school. Gelelim başka bir soru kalıbına. Are you, are they, is he, is she şeklinde ve e, diyalog şeklinde sorulan sorular. Bunlara cevap olarak yes veya no ile başlayan cevaplar veriliyor. Are you ile başlayan sorulara you sen anlamında ise olumlu cevap verilecekse yes i am olumsuz cevap verilecekse no i am not şeklinde başlayan bir cevap veriliyor. Eğer you siz anlamında ise olumlu cevap verilecekse yes we are olumsuz cevap verilecekse no we aren't şeklinde cevap veriliyor. Hemen bunlarla ilgili bir örnek yapalım. Are you a doctor? Burada you sen anlamında. Doktor musun? Eğer cevabımız yes ise yes I am. Cevabımız no ise no I am not şeklinde cevap verebiliriz. Başka bir örnek bakalım. Are you doctors? Siz doktor musunuz? Burada fark ettiyseniz you, siz anlamında. Bunun cevabı bu sefer yes I am değil, yes we are. Eğer olumsuzsa da no we aren't. Hemen başka bir örneğe geçelim. Is your name Ahmet? Burada farkındaysanız özne you değil. Özne your name. Ve o da cansız bir nesnedir. Dolayısıyla cevabınız yes, it is olmalı. Eğer olumsuz cevap vereceksiniz, no, it isn't. Tekrar etmek gerekirse, bu soruda özne, you, they, he ya da Ahmet değil. Özne, your name yani isminiz. İsminiz de cansız olduğu için it is olması gerekiyor. Başka bir soruya geçelim. Are they teachers? Cevap olarak they sorusunun cevabı yine they. Yes they are veya olumsuzsa no they aren't. Başka bir soru. Is he your uncle? O sizin amcanız mı veya dayınız mı? Yes, he is veya olumsuzsa no, he isn't. Is she aslı? O aslı mı? Yes, she is veya no, she isn't bu sorunun cevabı. Hemen ara sınavda çıkmış sorulara geçelim. Are you a student? Yes, bla 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 Which of the following completes the dialogue below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A you are B they are C she is D i am E we are Are you şeklinde sorulan soruların cevabı yes'le başlıyorsa i am veya we are olabilir. Burada önemli olan you siz anlamında mı sen anlamında mı? Burada baktığımızda buradaki you sen anlamında. Dolayısıyla doğru cevap yes I am olmalı. Başka bir soruya geçelim. Jack and Dave bla 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 close friends. They bla 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 both students. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A. Aren't is. B. Are is. C R R D is R E M is. İlk boşlukta Jack and Dave yani iki kişiden bahsediyor. R ya da arıntı olabilir. İkinci boşluğa gelelim. They yine çoğul yani R ya da arıntı olabilir. Hemen şıklara bakalım. İki tarafında çoğul olduğu sadece ve sadece C şıkkı var. Demek ki doğru cevabımız C, R, R. Jack and Dave are close friends. They are both students. Bir sonraki soruya geçelim. Are you students in the school? Bla bla bla. Which of the following completes the dialogue below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. No, they are not. B. No, I'm not. C. No, we are not. D. No, you're not. E. No, he's not. Soruya hemen bakalım. Burada acaba you derken sen mi demek istiyor, siz mi demek istiyor? Students demiş. Yani çoğul kullanmış. Demek ki sen değil, siz demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız v ile olacak. Ve burada v olan tek cevabımız c şıkkı. No, we are not. Bir sonraki soruya bakalım. Is your name Jason? Yes blah blah blah. Which of the following completes the dialogue below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. I am B. she is C. you are D. we are E. it is. Burada az önce konu anlatımında da söylediğim gibi önemli olan isim. Yani Jason'ın kendisi ya da you değil. Dolayısıyla he ya da I ya da U değil cevap. İsim cansız olduğu için it is. Doğru cevap. Yes, it is. Are you a student? Yes, blah blah. Which of the following completes the dialogue about? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda konuşmaya doğru şekilde tamamlar? Bu soruyu bir kez daha sormuşlardı. Şıklarımız A, she is, B, I am, C, they are, D, we are, E, you are. Soruda you'nun sen anlamında mı ve siz anlamında mı olduğunu kontrol ediyoruz. A student dediğine göre, çoğul olmadığına göre sen anlamında. Dolayısıyla cevapta ben olmalı. Yani yes, I am. Bir sonraki soruya bakalım. Are they students? Yes, blah, blah, blah. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A, they are. B, you are. C, we are. D, we're. E, there are. Burada onlar öğrenci mi? diye bir soru gelmiş. E cevap olarak yine D olması gerekiyor. Doğru cevap A. D R. Sınavlarda çıkan diğer bir soru türü de aylar, ayların okunuşları ve sıra sayılar. Sınavlarda sorular yılın 3. ayı nedir, yılın 5. ayı hangisidir şeklinde geliyor. Maalesef eğer bilmiyorsanız bu tür soruları çözebilmenin tek yolu ayları ve kaçıncı ay olduğunu ezberlemek. Birinci ay, first month, Ocak, January. İkinci ay, second month, Şubat, February. Üçüncü ay, third month, Mart, March. Dördüncü ay, fourth month, Nisan, April. Beşinci ay, fifth month, Mayıs, May. Altıncı ay, Sixth month. Haziran, June. 7. ay, Seventh month. Temmuz, July. Sekizinci ay, Eighth month. Ağustos, August. Dokuzuncu ay, Ninth month. Eylül, September. 10. ay, Tenth month. Ekim, October. 11. ay 11 month Kasım November 12. ay 12 month Aralık December Gelelim ara sınavda bu konuyla ilgili çıkmış sorulara. The day after tomorrow is the blah 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 of August. Boşluğa 10. anlamına gelen kelimeyi koyacağız. Which of the following complex sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Tent. B 12, C 13, D 13, E 20. Doğru cevap A 10. Bla 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 is the fifth month of the year. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. May B. August C. July D. June E. April Soruda yılın 5. ayının hangi ay olduğunu söylüyor, soruyor. 5. ay Mayıs olduğuna göre doğru cevap A. May. The second month of the year is bla bla bla. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. February B. March C. January D. July E. October Soruda yılın ikinci ayının hangi ay olduğu soruluyor. Yılın ikinci ayı Şubat. Şıkların arasında Şubat olan şık A. February. Bla 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 is the third month of the year. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. May. B. March. C. April. D. January. E. August yılın 3. ayının hangi ay olduğu soruluyor soruda. 3. ayımız Mart. Yani doğru cevabımız B. Mart. Sınavlarda çıkan diğer bir soru tipi object pronouns yani nesne zamirleri. Nedir bu nesne zamirleri? Hepimizin bildiği me, you, him, her, it, us, them nesne zamirleridir. Sınavda çıkan soruların neredeyse tamamı like blabla blabla şeklinde sorulmuş ve boşluğun doldurulması istenmiş. Tek yapmamız gereken nesnenin ne olduğunu belirleyip doğru nesne zamirini boşluğa yerleştirmek. Şimdi bu nesne zamirlerinin ne anlama geldiklerini hatırlayalım. Me bana, beni. You sana, seni. Him ona, onu erkekler için. Her yine ona, onu ama kadınlar için it yine ona onu ama hayvan, bitki ve cansız varlıklar için. As bize bizi. You size sizi. Them onlara onları. You hepimizin bildiği gibi hem sen hem siz anlamına geldiği için bu nesne zamirlerinde de sana veya size anlamına gelebiliyor. Hemen birkaç örnekte de devam edelim. I know you don't like dogs, but I like blah 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 very much. Şıklarımız A it, B day, C them, D mi, E der. Cümlede demek istiyor. Biliyorum sen köpekleri sevmiyorsun fakat ben onları çok seviyorum demek istiyor cümlede. Onları kelimesinin karşılığı da burada them. Başka bir örnek. Ahmet is a very rude man and I don't like bla bla bla. Şıklarımız A her, B me, C it, de, dım, E-him. Ahmet çok kaba bir adam ve ben onu sevmiyorum. Onu kelimesini seçmemiz gerekiyor. Her, it ve him burada onun anlamına geliyor. Ama Ahmet erkek olduğu için doğru cevabımız him. Başka bir örnek. I can't fight my umbrella. Where did you put bla bla bla? Işıklarımız her, me, it, them ve him. Şemsiyemi bulamıyorum. Nereye koydun? Onu nereye koydun? Yine e, onu anlamına gelen kelimelerimiz it, her ve him. E, umbrella yani şemsiye e, cansız varlık olduğu için doğru cevabımız it. Look at blah 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 when I talk. Şıklarımız ahim, behör, cedim, demi, eder. Konuşurken yüzüme bak anlamında bu cümle. E, ben anlamına gelen de burada mi. Çıkmış sorularla devam edelim. What is this music? Do you like bla bla bla? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A it's, B it, C they, D them, E it's. Bu müzik nedir? Onu seviyor musun? Onun anlamına gelen kelimeyi kullanacağız. E, müzik cansız varlık olduğu için doğru cevabımız B it. Our neighbor Dan is an interesting man, but I don't really like blah blah blah. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A him, B as, C them, D it, E her. Komşumuzdan çok ilginç bir adam ama ben onu gerçekten sevmiyorum. Onu yine anlamına gelen kelimeyi bulacağız. Don erkek olduğu için doğru cevabımız him. Deniz. Do you know the singer Levent Yüksel? May Link. Yeah, I really like blah blah blah. His music is great. Which of the following completed dialogable. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A him, B he, C his, D she, E it. Deniz Levent Yüksel'i şarkıcı Levent Yüksel'i tanıyor musun diye soruyor. Mail link de evet onu seviyorum. Müziği harika. Yine onu anlamına gelen kelimeyi kullanacağız. Levent Yüksel erkek olduğu için doğru cevabımız him. My brothers play golf every weekend. So sometimes I play with blah blah blah. We got the following complete sentence above. hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A me, B them, C us, D you, E him. Erkek kardeşlerim her hafta sonu golf oynar. Bazen ben de onlara katılırım. Onlara anlamına gelen kelimemiz burada B them. It's our parents' anniversary, so we want to get blah 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 something special. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. their B. to them C. them D. theirs E. at them. Anne babamın ebeveynlerimin e, yıl dönümü. E, onlara özel bir hediye almak istiyorum. Onlara. Doğru cevabımız yani Az öncekine çok benzer bir soru. It's my parents anniversary so I'm going to send blablabla bla bla some flowers. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A him, beyaz, C you, D them, E her. Ebeveynlerimin yıl dönümleri ve ben onlara çiçek göndermek istiyorum. Onlara. Yani doğru cevabımız D. I know you like rock music. But I don't like blah blah blah. Which of the following complex sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Her. B. Me. C. Him. D. It. E. You. Rock müziği sevdiğini biliyorum ama ben sevmiyorum. Neyi sevmiyorum? Onu sevmiyorum. Ee, rock müzik cansız bir varlık olduğu için doğru cevabımız D it. My music teacher is a very old woman, but I really like blah blah blah. Which of the following completes the sentence? Bu aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Them. B. Her. C. Us. D. Him. E. It. Müzik öğretmenim çok yaşlı bir kadın ama ben onu seviyorum. Onu. Müzik öğretmenim kadın olduğuna göre doğru cevap B. Her. Sınavlarda çıkan bir diğer soru türü de to either ile ilgili. To either'ı de, aldığı özneye göre ben de, sen de şeklinde tercüme edebiliriz. Olumlu cümlelerde to, olumsuz cümlelerde either kullanacağız. Ancak çıkan sorularda to ve either'ın nerelerde kullanıldığını bilmek bazen yetmiyor. Cümlenin yapısına göre doğru şıkkı bulmak gerekiyor. Örneklere geçelim. Ahmet, I can play football. Mustafa, I can bla bla bla. Şıklarımız A either, B to, C do, D neither, E no. Olumlu bir yapı olduğu için burada kullanılması gereken to. Başka bir örnek. Ahmet, I can't play football. Mustafa, I can't bla bla bla. A either, B to, C. Do. D. Neither. E. No. Gördüğünüz gibi aynı sorunun olumsuzu. Olumsuzlar da to değil either kullanacağız. Başka bir örnekle devam edelim. Ahmet. I am not a student. Mustafa. I blah blah either. A. Can't. B. To. C. Don't. D. Am. E. Am not. Mustafa. Zaten either'ı kullanmış. Yani doğru cevabımız either ya da to değil. Üstteki yapıyla alttaki yapının aynı şekilde olması gerekiyor. Yani Ahmet I am not diye başladığı için Mustafa'nın verdiği cevap da I am not şeklinde başlamalı. Yani doğru cevabımız E. Aynı cümlenin olumlusuna bakalım. Ahmet I am not I am a student. Mustafa I bla 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 to Şıklarımız A can't, B to, C don't, D am, E am not. Az önceki sorunun birebir aynısı, sadece olumlusu. Yukarıda I am dediği için aşağıda da cevabımız yine I am olmalı. Başka bir örnekle devam edelim. Ahmet, I can't sing. Mustafa, I bla 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 iyidir. Şıklarımız A can't, B can, C don't, D am. I am not. Sing şarkı söylemek demek. Ahmet şarkı söyleyemem diyor. Ama burada önemli olan şarkıyı söylenip söylenmediği değil. Aşağıdaki cümlede either kullanılmış zaten. Üsttekiyle aynı yapıda olması gerekiyor. Ve üsttekiyle aynı yapıda olması için cevabın can't olması lazım. Aynı cümlenin bir de olumlusuna bakalım. Ahmet I can sing. Mustafa I blah 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 too şıklarımız A can't, B can, C don't, D am, E am not. Üste I can kullanıldığı için aşağıda yine I can kullanılması lazım. Örneklere devam edelim. Ahmet, I don't like cats. Mustafa, I bla 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 either. Şıklarımız A can't, B can, C don't, D am, I am not. Ahmet I don't dediği için ve Mustafa'nın söylediğinde either olduğundan dolayı üsttekiyle aynı yapıda olmalı. Yani doğru cevap don't. Bu cümlenin olumlusuna bakalım. Ahmet I like dogs. Mustafa I bla 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 too. Şıklarımız A can't, B can, C don't, D am, E do. Üstteki örnekte I don't like olduğu için aşağıda direkt olarak don't'u seçebilmiştik ama burada herhangi bir şey yok. Geniş zamanda I do like dogs diye kullanılmaz bu yapı. I like dogs diye kullanılır. Yani do konuşma dilinde kullanılmaz. Ama biz onun orada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız I do to. Çıkmış sorulara bakalım. A. I'm not a sucker fan. B. Bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. I am too. B. I'm not either. C. I am not. D. Me too. E. Neither. <laughs> yukarıdakiyle aynı olması gerekiyor. To veya either kullanabilmemiz için. Dolayısıyla I not Doğru cevap. Ama ee, either'ı da kullanmamız lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız B. I'm not either. I can't stand football. I blah 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 either. Which of the following complex the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A don't, B can't, C am not, D haven't, E stand. Tabii ki can't. I love trekking in spring B, bla 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 Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? I do too I am too I can too I don't either Me neither Üstteki olumlu bir cümle bir kere too olacak. I do love trekking in spring gibi düşünürsek bu cümleyi alt kısımdaki konuşan kişinin de söylemesi gereken cevap I do too. A I play soccer every weekend. B bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Öncelikle cümle olumlu yani too kullanmamız gerekiyor. I play soccer demiş. Yine bir can veya ona benzer bir yapı yok. Yani bu bir geniş zaman. I do play soccer gibi düşünebiliriz. Yani buranın da doğru cevabı yine I do too. I can't speak German. Bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. I can't either. B. I'm not either. C. Me too. D. I can do. E. I don't either. İlk cümlede I can't olduğuna göre Doğru cevabımız A. I can't either. Sınavlarda çıkan başka bir soru türü de can, can't ile alakalı. E bilmek olarak tercüme edebiliriz. Olumlu cümlelerde can, olumsuz cümlelerde can't kullanacağız. Zamirden tamamen bağımsız. I, you, he, she, it, we hepsinde can ya da can't kullanılır. Çıkan soruların büyük bir çoğunluğunda help ile beraber kullanılmış. Can I help you? How can I help? gibi. Ya da bir ricada bulunma ile ilgili soru sorulmuş. Excuse me, can you help me to answer this question? Affedersiniz, bu soruyu çözmemde yardımcı olabilir misiniz? Bazen bu tür sorularda can yerine could da kullanılabilir. Daha nazik, ricada bulunmak amaçlı. Excuse me, could you help me to answer this question? Ya da bir şeyi becerip beceremediğinizle alakalı soru sorulmuş. Can you speak English? İngilizce konuşabiliyor musunuz? Şimdi de çıkmış sorulara bakalım. A. Blah blah blah, I help you. B. Yes, I'd like to get some theater tickets. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Have. B. Did. C. Would de, do, e, can. Az önce konu anlatımında da dediğim gibi doğru cevap can. Can I help you? A. How, bla bla bla, I help. B. I'd like to go to the nearest supermarket. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Do, B. Could, C. Would, D. Can, E. Will. Konu anlatımında da söylediğim gibi olması gereken. How can I help? Doğru cevap D. Can. A. How blah 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 I help? B. Do you know the way to the hospital? Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Do. B. Have. C. Can. D. Did. E. Am. Yine aynı tarzda sorulmuş bir soru. Doğru cevap Can. How can I help? A. Excuse me bla bla bla. You give me the directions to the video arcade. Yes, over there on the corner. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A did, B do, C could, D have, E are. Burada can yerine could kullanabiliriz. Could daha bir nazik soruş şekli olarak düşünebilirsiniz. Doğru cevap C. Kut. A. Bla bla bla. I help you. B. Yes, I'd like to get some theater tickets. Which of the following companies did I look above? Aşağıdaki hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Have. B. Can. C. Do. D. Did. E. Would. Doğru cevap. B. Can. Can I help you? Stefan play, Blabla blabla, play guitar and the piano. Which of the following completes the sentence above? Yaşadıklardan hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? I can, they prefers, J loves, they would like, A enjoys. Doğru cevap I can. Stephen can play guitar and the piano. Blabla blabla, you played piano. Which of the following completes the sentence? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Prefer B. Like C. Hate D. Enjoy E. Can Doğru cevap E. Can Can you play the piano? Gelelim diğer bir konuya. Simple present tense, past present tense. Yani geniş zaman, geçmiş zaman. Aslında sınavlarda en çok soru bu konudan geliyor. Geniş zaman için Türkçeden örnekler verirsek. Hafta sonları kitap okurum. İşe giderken takım elbise giyer. Televizyon seyretmeyi sever misin? Yani bir genelleme yapılacaksa geniş zaman kullanılır. Aynı şekilde İngilizcede bir genelleme yapılacaksa yine simple present tense kullanılır. Birkaç örnek verelim. I play football every weekend. Bu olumlu bir yapıya örnek. I don't play football every weekend. Bu da olumsuz yapıya örnek. Do I play football every weekend? Bu da soruya örnek. İlk cümlede her hafta sonu futbol oynarım. İkinci cümlede her hafta sonu futbol oynamam. Üçüncü cümlede de her hafta sonu futbol oynar mıyım diye soruyorum. Dikkat ederseniz ilk cümlede direkt I play diye başlıyorum. Ama simple present tense de I do play football şeklinde de kullanılabilir. Ama konuşma dilinde hiçbir zaman I do ile başlayan cümleler eğer kısaltma yapılmayacaksa kullanılmaz. I, you, we, you ve they zamirlerinde bu şekilde kullanım yapılıyor. Ama o yani he, she ve it'te ise durum biraz daha farklı. Diğer örneğimize bakalım. He plays football every weekend. Burada gördüğünüz gibi play'den sonra bir s kullanılmış. Bu da bir yapı yani bu şekilde kullanılması gerekiyor tekil şahıslardan he, she ve it'ten sonra bir fiil geniş zamanda kullanılacaksa bu s harfi duruma göre es harfi gelebiliyor. Bunun olumsuzu da he doesn't play football every weekend. Olumsuzunda da play yine play şeklinde yazılıyor. Sonuna s konmuyor. Yani fiilden bahsediyorum burada. Önemli olan play değil. Oraya gelen bir fiil. Ama don't yerine bu sefer doesn't kullanılıyor. Soru şeklinde de do değil does ile soruluyor. Does he play football every weekend? Veya olumsuz soru şekliyle doesn't he play football every weekend şeklinde sorulabilir. Geçmiş zamandaki örneklerimize bakacak olursak yine aynı cümleden gidiyorum. I played football last weekend. Geçen hafta futbol oynadım. Bir cümlenin geniş zamanda kullanıl mı kullanılacağını yoksa geçmiş zamanda mı kullanılacağını anlamak için zaman imgesine bakmamız gerekiyor. Bir önceki örneklerde every weekend yazıyordu. Yani tüm hafta sonlarından bahsediyor veya bir genelleme yapıyor. Bu geniş zaman anlamında. Last weekend ise gelmiş, geçmiş, bir bitmiş bir olay. Yani geçen hafta sonundan bahsediyor. Geçen hafta sonundan bahsettiği için bu geçmiş zaman. Olumsuz örnekte ise I didn't play football last weekend diyebiliriz. Soru içinde Did I play football last weekend. Bu tarz did, did I, do I, did he, did she şeklinde sorulan sorulara cevap olarak yes veya no ile başlayan sorular, cevaplar vermemiz gerekiyor. Tekiş şahıslar için baktığımızda e, yeni zamandaki farklılık geçmiş zamanda bulunmuyor. Yani I, you, we de işte nasıl kullanıyorsak yeni, geçmiş zamanı he, she ve it de aynı şekilde kullanıyoruz. Bla bla bla, you like watching TV. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A can, B would, C are, D do, E have. Televizyon seyretmeyi seviyor musun? Geniş zaman. You ile beraber hangisini kullanılması gerekiyor? Do. Doğru cevap D. Do. Do you like watching TV? I blah 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 in December because it's too cold. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye doğru şekilde tamamlar? A. Isn't swimming. B. Don't swim. C. Am not swimming. D. Aren't swimming. E. Doesn't swim. Cümleye bakarsak Aralıkta yüzmeyi sevmem çünkü çok soğuk. Yine bir geniş zaman. Geniş için ne olması gerekiyor? Do, don't. Yani doğru cevap B. I don't swim in December because it's too cold. Do you go swimming every week? Yes, I blah blah blah. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Do. B. Have. C. Would. D. Can. E. Am. Sorumuz Do you ile başlamış. Cevabımız da yes, I, do şeklinde olmalı. Doğru cevap A, do. To my best friend blah 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 in Istanbul. She is in Ankara. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A, live. B, don't live. C, do live. D, lives. E, doesn't live. Cümlede en iyi arkadaşımın Ankara'da olduğunu söylüyor. İlk cümlede de in İstanbul var. Live dersek hem Ankara'da hem İstanbul'da olamayacağına göre olumsuz olması gerekiyor. Geniş semanda olması gerekiyor. My best friend de tekil şahıs olduğu için, bir she olduğu için doğru cevap don't live değil, e Doesn't if. John, is there a parking lot near this hotel? Erhan, sorry, blah blah blah, parking lot or parking garage? John, parking lot. Which of the following completes the dialogue above? A. Do you say? B. You say. C. Did you say? de Can you say? E. Saying. İlk soruda John buralarda bir park yeri var mı diye soruyor. Erhan park yeri mi yoksa park garajı mı demek istediğiniz diyor. Bunu geçmiş zamanda söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız did you say? A when blah 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 Sercan moved to Bursa. B. Four years ago. Which of the following completes the like Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Did. B. Was. C. Does. D. Is. E. Has. Sercan Bursa'ya ne zaman taşındı? 4 yıl önce. Yani geçmiş zaman. Dolayısıyla burada did kullanılması gerekiyor. When did Sercan move to Bursa? A. Do you have a good social life? B: blah blah blah. I have a lot of friends. Which of the following completes the dialogue like above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A: I have. B: Yes I have. C: Yes I do. D: No I don't. E: No I haven't. Öncelikle do you diye bir soruyla başladığı için cevabın yes I do veya no I don't şeklinde başlaması gerekiyor. Verilen cevaba baktığımızda cümlenin olumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız yes I do. A. What do you blah 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 on the weekends? B. I usually visit my family. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Make. B. Have. C. Do d go e get. Aslında bu soru bir geniş zaman sorusu olmakla beraber bir kelime sorusu da denilebilir. Hafta sonları ne yaparsın? Genellikle ailemi ziyaret ederim. Buradaki do geniş zamandan kaynaklanan do değil, yapmak fiili. Doğru cevap C do. What do you do on the weekends? Hafta sonları ne yaparsın? I like blah 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 board games with my friends. It's more fun than watching TV. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A to play, B play, C plays, D we play, E I play. Bu da geniş zamanda kurulmuş bir cümle olduğundan dolayı fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor. Ama like'dan sonra to kullanılır. I like to bla 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 şeklinde. Dolayısıyla doğru cevabımız A. To play. I like to play board games with my friends. Sabin bla 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 work. She is a student. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Work. B. Working. C. Doesn't work d do work e don't work Sabin tekil şahıs olduğu için doğru cevap works veya doesn't work olmalı. Ama zaten Sabin çalışmıyor. O bir öğrenci diye söylemiş soruda. Dolayısıyla doğru cevabımız doesn't work olmalı. Sabin doesn't work. I blah 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 wake up early at weekends. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. am not B. doesn't C. isn't D. haven't E. don't Hafta sonları erken kalkarım. Geniş zaman. I ile beraber hangisi kullanılır? do veya don't Do şıklarda olmadığına göre doğru cevabımız don't. Hafta sonları erken kalkmam. I don't wake up early at weekends. A: What blah 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 you do last weekend? B: We went to movies. Which of the following to the dialogue? Bu aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmaya doğru şekilde tamamlar? A: did B: can C: were D: do E: have Geçen hafta sonu ne yaptınız? Sinemaya gittik. Geçmiş zaman dolduğu için. Doğru cevap. Did. Johanna blah 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 meet because she is a vegetarian. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlar? A. Eat. B. Not eating. C. Is eating. D. Doesn't eat. E. Eats. Soru da, Çünkü o vejeteryan dediğine göre et yemiyor. E, tekil çığası olduğundan dolayı don't eat değil de doesn't eat dememiz gerekiyor. Doğru cevap D. Johanna doesn't eat meat because she's a vegetarian. A. When bla 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 you graduate from college. B. I graduated two years ago. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Have. B. Do. C would, they did, e, Üniversiteden ne zaman mezun oldun? İki yıl önce. Yani geçmiş zaman. Did. A. Where blah 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 your friends study? B. They study in Boston. Which of the following completes the dialogue like above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Are. B. Don't. C. Does. D. Do. They aren't. Cevapta onlar Boston'da okuyorlar. Olduğuna göre geniş zaman. Did değil de do olması gerekiyor. Where do your friends study? Doğru cevap D. He always bla 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 he will study hard but he never bla bla bla. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A says doesn't do. B say does. C says is doing. D says does. E is saying does. Cümleye baktığımızda o her zaman sıkı çalışacağını söyler ama hiçbir zaman yapmaz anlamında bir cümle. Her ikisi de geniş zaman olduğuna göre doğru cevabımız says ve does. We blah 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 to California five years ago. Which of the following Complete the sentence? Baba, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A came, B did come, C have come, D are coming, E come. California'ya 5 yıl önce geldim. Geçmiş zamanda kullanılması gerekiyor. Come'ın geçmiş zamanının came olduğunu biliyor olmalısınız. Doğru cevap A came. Sınavlarda çıkan diğer bir soru türü is going to. Yani yakın gelecek zaman şeklinde düşünebiliriz. Bunlara bir iki örnek verecek olursak we are going to buy a new TV. Yeni bir televizyon alacağız. Bu yapıda dikkat etmemiz gereken going to'dan sonra are going to, is going to veya am going to'dan sonra fiilin yanın halinin kullanılması. Yani we are going to buying değil, we are going to buy a new TV. Başka bir örnek, what are you going to do after your shift? Vardiyandan sonra ne yapacaksın? Gördüğünüz gibi burada da do yalın haliyle kullanılmış. Evlilikle ilgili ise bir kalıp var. Getting married kalıbı. Bu da bazı sınavlarda sor çıkmış. I am getting married next week. Paul is getting married next month gibi. Bir de bunlara benzer trying to kalıbı var. Deniyorum anlamında. I am trying to solve this problem bu problemi çözmeye çalışıyorum. Trying to dan sonra yine fiilin yalın hali kullanılıyor. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Yuko, do you want some more cakes? Ceren, no thanks. Bla bla bla, lost weight. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A, I'm trying. B I'm trying to C I try to D I don't try to E I try Biraz daha kek ister misin? Hayır teşekkürler. Kilo vermeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Yani I am trying to lose weight. Kilo vermeye çalışıyorum. Doğru cevabımız B I'm trying to blah 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 going to invite your cousins cousins to your party. B: Yes, I am because they're really fun. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A: your. B: you are C: do you D: are you E: you. Going to invite yani yakın gelecek zamandaki bir kalıp. Soru şeklinde sorulduğu için başına are you gelmeli. Are you going to invite your cousins to your party? What blah 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 to buy for that birthday? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A are you B do you go C you go D are you going E you are going Doğru cevap D are you going What are you going to buy for Dad's birthday? What are you going to blah 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 for your sister's birthday? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A. Be doing. B. Doing. C. Did. D. Do. E. Done. Konu anlatımında da söylemiştim. Going to'dan sonra kullanılacak olan fiil yalın haliyle kullanılır. Yani do. What are you going to do for your sister's birthday? Paul blah 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 married next week. I think he's really nervous. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A going to get. B get. C is getting. D is going to. E getting. Is getting married bir kalıp. Bunu konu anlatımında da söylemiştim. Doğru cevabımız C. Paul is getting married next week. We blah 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 to organize a birthday party for Jeremy. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar. A. Be going. B. Are going. C. Going. D. Go. E. Am going. We are Going to organize a birthday party for Jeremy. Doğru cevap B. What blah 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 to do at the end of this semester? Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Are you going? B. You are. C. You go. D. Do you go? E. You are going. Doğru cevap A. Are you going? What are you going to do at the end of the semester? Bu soru başka bir sene tekrar sorulmuş. Paul blah 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 married next week. I think he is really nervous. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A. is getting B. getting C. get D. is going to E. going to get. I'm getting married. Is getting married. Bir kalıptır. Doğru cevap is getting. Paul is getting married next week. A. Why are you carrying that water into the garden? B. I blah blah blah. The flowers. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki konuşmayı doğru olarak tamamlar. A. Go watering. B. Water. C. Am going to water. D. Am going to watering. E. Will water. Burada water, sulamak anlamında. Yani su değil, bir fiil. Sulamak. Aydan sonra, yakın gelecek zaman için am going to ve sonra da fiilin yanın halini kullanmamız gerekiyor. Yani doğru cevap am going to water. Çiçekleri sulayacağım. I'm going, going to water the flowers blah 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 celebrate his birthday because doesn't like parties. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Paul is not going to B. Isn't Paul going to? C. Is Paul going to? D. Is Paul not going to? E. Paul is going to. Öncelikle bu cümle soru cümlesi mi değil mi? Ona bakalım. Çünkü üç tane şıkımız soru şıkkı. Soru cümlesinin şıkkı bu cümle bir soru cümlesi değil. Dolayısıyla B, C ve D'yi direkt olarak eleyebiliriz. Doğru cevap. Paul is not going to veya Paul is going to olabilir. Ama Paul partilerden hoşlanmadığına göre doğum gününü kutlamayacaktır. Yani Paul is not going to celebrate his birthday because he doesn't like parties doğru cevabımız. Bla bla bla, you're trying to eat a balanced diet. Which of the following complete the sentence. Babaşlıklardan hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A have B do C are D can E would. Doğru cevap C. Are you trying to eat a balanced diet? Sınavlarda çıkan diğer bir soru tipi de when, where, how, what, if kullanımı ile ilgili. Ne zaman, nereye, nasıl, ne, eğer. When will you go to İzmir? İzmir'e ne zaman gideceksin? de olduğu gibi bu kelimeler soru olarak da kullanılabilir veya I always cry when I watch this movie cümlesinde olduğu gibi bağlaç olarak da kullanılabilir. Bu filmi seyrettiğimde her zaman ağlıyorum. Where is the nearest market? En yakın market nerede? I don't know where is your pencil. kaleminin nerede olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi soru cümlesi olmamasına rağmen where kullanılmış. Bu where bağlıç olarak kullanılmış. Aynı şekilde if de bağlıç olarak kullanılabiliyor. I stay at home if I am sick. Hastaysam evde kalırım. How are you? Nasılsınız? Do you know how to go to the exit? Yine bağlaç olarak kullanılan bir how görüyoruz burada. Çıkışa nasıl gideceğimi biliyor musunuz? Şimdi çıkmış sorulara gelelim. Do you know bla 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 to go to the library? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A how, B which, C what, D why, E where? Kütüphaneye nasıl gideceğimi biliyor musunuz? How? Do you know how to go to the library? A bla 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 do you do for fun? B we go to the movies. Which of the following completes the dialogue above. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A which, B why, C what, D when, E where. Eğlenmek için ne yaparsınız? Sinemaya gideriz. Ne yaparsınız? Yani doğru cevap C what. My father never goes to the doctor and takes a pill. Bla bla bla. He feels ill. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A and, B when, C how, D why, E then. Bla bla bla, he feels ill. Hasta hissettiğinde. Ne zaman? Hasta hissettiğinde. Doğru cevabımız B when. My father never goes to the doctor and takes a pill when he feels ill. Bla bla bla, do you go shopping? I go to a supermarket near here. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A what, B where, C which, D why, E when. Alışverişe nereye gidersin? Bu yakındaki süpermarkete giderim. Nereye? Where? Doğru cevabımız B where. Where do you go shopping? I usually do not go out blah 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 I have a cold. Which of the following completes the sentence Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? Also, B if, C and, D then, E does. Eğer hastaysam dışarıya çıkmam. Doğru cevabımız B if. I usually do not go out if I cold. I have a cold. Bıla bıla bıla. Long does it take to get to college? Which of the following completes the sentence? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. What. B. Where. C. When. D. Do. E. How. Doğru cevap E. How. How long does it take to get to college? I had a Headache, bla bla bla. I feel stressed. Which of the following completes this sentence? Baş aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Usually, B. Often, C. Generally, D. Sometimes, E. When. Stres olduğumda başım ağrır. Ne zaman? Stres olduğumda. Doğru cevap E. When. A hurry up. The movie starts at 7:30. B It starts at blah blah blah. Which of the following completes the dialogue like above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A How often? B What kind? C How much? D What time? E How far? Burada it starts at diyerek hangi zamanda, hangi saatte başladığını soruyor. Yani doğru cevap at what time I never go to the gym blah 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 I have cold which of the following completes the sentence below aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye doğru şekilde tamamlar A and B so C then D if E but eğer nezleysem spor salonuna asla gitmem İsem. yani doğru cevap D if I never go to the gym if I have cold Diğer bir soru tipiyle devam edelim. Between yani arasında anlamında. What is the difference between you and me? Seninle benim aramda ne fark var? Ali is sitting between Mustafa and Eray. Ali Mustafa ile Eray'ın arasında oturuyor. Burada between kullanırken kalıba dikkat edin between bir şey and başka bir şey. In içinde. I was graduated from college in 2021. Üniversiteden 2021 yılında mezun oldum. I will be there in 10 minutes. 10 dakikaya oradayım. Yıl belirli bir süre, 10 dakika gibi veya ay belirtiliyorsa bunlarla beraber in kullanmamız gerekiyor. until e kadar. I lived in Istanbul until I was 6. 6 yaşıma kadar İstanbul'da yaşadım. I love you until I die. Ölene kadar seni seveceğim. good at bad at I very good at playing tennis. Tenis oynamada çok iyiyim. She bad at driving. Araba kullanmada çok kötü. Interested in ilgilenmek. I interested in becoming a computer engineer. Bilgisayar mühendisi olmakla ilgileniyorum. Is she interested in me? benimle ilgilendi değil mi? Interested in good at, bad at kalıptır. Yani e, sorularda bu tarzda şeyler geldiğinde interested gördüğünüz zaman in işaretlemeniz gerekiyor. Good veya bad'i gördüğünüz zaman arkasından et işaretlemeniz gerekiyor. Except for, apart from. İkisi de dışında anlamında. I like all fruits except for orange. Portakal dışındaki bütün meyveleri seviyorum. I like all vegetables apart from tomatoes. Domates dışındaki bütün sebzeleri seviyorum. Eğer soruda except bla 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 orange şeklinde bir şey geliyorsa oraya for. Apart bla 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 tomatoes veya oranges gibi bir şey geliyorsa aparttan sonra da from kullanmamız gerekiyor tabi tam bunların tam tersi de mümkün olabilir. Mesela I like all fruit bla 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 for orange diye bir şey gelebilir. Tabi birebir bunun aynısı gelecek diye bir şey yok. Buna benzer bir şey. Eğer for geldiyse ve for'dan önce bir boşluk varsa, şıkların arasında except ve apart varsa orada except kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde boşluktan sonra from geliyorsa da orada a part kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. I liked all my high school teachers, blah 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 from Mr. Brown. He and I didn't get along too well. Which We of the following completes the sentence about? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A without, B except, C until, D only, E apart. Soruya baktığımızda konu anlatımında dediğim gibi Mr. Brown dışındaki bütün öğretmenlerini seviyorum anlamında kullanılmış. Burada dışında kelimesi için ya apart from veya except for kullanılması gerekiyor. From boşluktan sonra from kullanıldığına göre doğru cevabımız apart. I like all my high school teachers apart from Mr. Brown. He and I didn't get along too well. I finished my university degree blah 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 2005. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A until, B to, C for, D last E in. I finished my university degree in 2005. I lived at home with my parents blah 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 I got married. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A between, B for, C then, D until, E from. Soruya baktığımızda evlenene kadar ailemle beraber yaşadım. E kadar yani doğru cevabımız D until. The internet cafe is blah blah blah. The bank And the shoe store. Which of the following completes the sentence Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Outside. B. Between. C. Across. D. Around. E. On. Konu anlatımında şöyle bir şey söylemiştim. Between bir şey and başka bir şey. Bu ikisinin arasında anlamına geliyor. Yani bu soruda doğru cevabımız B. Between. İnternet kafe, banka ile ayakkabı dükkanı arasında. The internet cafe is between the bank and the shoe store. I'm really bad blah 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 driving people. Which of the following complex, the sentence? Above. aşağıdaki neden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A in, B at, C on, D by, E for. Good at, bad at. Bunların kalıp olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla doğru cevabımız B at. I'm really bad at drawing people. I'm really not interested, blah blah blah, playing computer games. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A on, B at, C by, D in, E for. Yine konu anlatımında interested in şeklinde kullanılması gerektiğini söylemiştim. Doğru cevabımız in. I'm really not interested in playing computer games. Arjun is very good blah 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 learning languages. He can speak English, French and Italian. We of the following completes the sentence. Bu aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A for, B in, C with, D on, E at. Good at. Herjen is very good at learning languages. Hannah enjoyed all her subjects at school except blah 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 drama. Which of the following completes the sentence Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A of, B for, C from, D to, E with. Dışında anlamına gelen bir kelime kullanmamız gerekiyor. O da neydi? Except for veya apart from. Burada except kullanıldığına göre doğru cevabımız for. We moved to Los Angeles, bla bla bla, July, which of the following the sentence. aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A in, B from, C until, D at, E on. Yıllar ve aylardan önce in kullanmamız gerektiğini konu anlatımında söylemiştim. Doğru cevabımız A in. We moved to Los Angeles in July ara sınavda çıkmış diğer soruların üzerinden de şöyle bir geçelim. We can go to the cinema. Blah blah blah. Stay at home tonight. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A or B because C also D and E but Sinemaya gidebiliriz veya evde kalabiliriz. Cümlede bunu söylemeye çalışıyor. Veya Doğru cevap or. Come on, bla bla bla. Out the candles on your cake and make a wish. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Put. B. Make. C. Get. D. Take. E. Blow. Candles mum demek. Cake de doğum günü pastası olarak kullanılmış bu cümlede. Mumlara ne yapmamız gerekiyor? Üflememiz gerekiyor. Doğru cevap E blow. Come on. Blow out the candles on your cake and make a wish. It's important to blah 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 a foreign language. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A play, B read, C watch, D learn, E join. Cümlede yabancı bir dil öğrenmenin önemli olduğunu söylüyor. Öğrenmek şıkların arasında D. Learn. Laura trying to blah 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 up chocolate but it's not easy. Which of the following completely sentenceable? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Give. B. Eat. C. Take. D. Make. E. Get. Bu soruyu doğru cevaplayabilmemiz için şıklardaki kelimelerin apla beraber kullanıldığında ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. A şıkkındaki give up vazgeçmek anlamına geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A give up. Laura trying to give up chocolate but it's not to it's not easy. This year we blah 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 New Year's Eve with our friends. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? Doğru cevap D. Are celebrating. This year we are celebrating New Year's Eve with our friends. We blah 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 our friends at 8:30 this evening. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A is meeting, B are meeting, C going to meet, D meeting, E meet. Şıkların arasındaki is meeting olamaz. V ile beraber kullanılamıyor. C şıkkı going to meet başında R yok. Bu da kullanılamaz. D şıkkı meeting başında yine R yok. Yine kullanılamaz. Olabilecek iki şık B ve E. Zaman belirtilen bu tarz cümlelerde meet değil, geniş zaman değil, are meeting kullanılır. We are meeting our friends at 8.30 this evening. Barbara is good at singing and she wants to sing in the school. Bla bla bla. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A. Physics B. Geography C. Literature D. Core E. Art Şarkı söylemeyle alakalı olan şık Koro Yani doğru cevap D. A. Could you tell me how to get to the aquarium? B. Turn right walk straight ahead for two blocks. The aquarium is going to be blah 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 there. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A between, B ahead, C left, D corner, E right. Right there tam orada anlamına geliyor. Yani sağ anlamında değil burada right. Right there birlikte kullanıldığında tam orada demek. Yani doğru cevabımız E. We often blah 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 shopping on weekend because we love clothes. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A go, B have, C effort, D get, E Spend. Şıkların arasındaki go shopping beraber bir kalıptır go shopping. Alışverişe gitmek. Doğru cevabımız A. Go. We often go shopping on weekend because we love clothes. I love fish, so I really want to go to the new blah blah blah. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Aquarium B. Stadium C. Museum D. Theater E. Bus Station Cümleye baktığımızda balıkları sevdiğinden bahsediyor konuşan kişi. Şıkların arasında balıklarla ilgili şık. A. Aquarium. We are learning about life in the 18th century in blablabla. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Algebra. B. History. C. Computer studies de biology e geography. 18. yüzyıl hangi derste işlenir? Tarih dersinde. Doğru cevap B. History. I really like blah 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 music. Mozart and Beethoven are my favorites. Which, which of the following completes the sentence? Above? aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Latin. B. Rap. C. Classical. D. Country. E. Rock. Mozart ve Beethoven, klasik müzik üstadlarıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Classical. I blah blah lunch with my teachers today. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? Bir zaman belirtmiş today. Dolayısıyla bu tarz cümlelerde Am is fiil ve ing yapısı kullanılır. Doğru cevap C. Am having. I am having lunch with my teachers today. My favorite subject was blah 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 because I love learning about people who died a long time ago. Which of the following complex is sentenceable? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. History. B. Geography. C. Physics D. Computer Studies E. Algebra Yıllar önce ölmüş kişileri hangi derste inceleriz? Tabii ki tarih. Cevabımız A. History A. Do you live near here? B. No, I live in your neighborhood. Bla bla bla. Which of the following completely dialogue? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A by the way, B gosh, C ha, huh, D actually, E yeah. Doğru cevap D actually. Actually aslında anlamına geliyor. I blah 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 my friends outside the library at 9 o'clock this evening. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? Birkaç soru öncesinde de bahsettiğim gibi belirli bir zaman var. Ve we'll kütüphanenin dışında arkadaşlarımla buluşacağım diyorum. Doğru cevabımız M meeting. I am meeting my friends outside the library at 9 o'clock this evening. Are your parents going to go to the parade tomorrow? It blah blah blah. That doesn't really want but mom does. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A depends. B don't know. C sure there may be a maybe. Doğru cevap depends. It depends. Duruma göre değişir anlamına geliyor. Cevap veren kişinin verdiği cevapta da That doesn't really want, but mom does. Babam istiyor, babam istemiyor ama annem istiyor. Alex would like to do, Blah, 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 but he doesn't have a camera. Which of the following completes the sentence Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A crafts, B knitting, C carpentry, D photography, E meditation. Şıkların arasında kamera ile ilgili ne var? Doğru cevap D photography. Laura wants to be a actress so her favorite subject is blah 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 which of the following completes the sentence above hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar A geometry B core C physics D drama E history aktris olmak isteyen birisinin ilgilendiği dal nedir drama please turn off that loud music I have a really bad blah blah blah. A knees, B stomachache, C fever, D headache, E sore throat. Doğru cevap D headache. Headache baş ağrısı anlamına geliyor. Lütfen şu müziğin sesini kısın. Gerçekten başım çok ağrıyor. Students blah 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 a cap and gown on their graduation day. Which of the following completes the sentence below? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? A. Shout. B. Wear. C. Get. D. Eat. E. Put up. Cap and gown. Cap ve cübbe anlamına geliyor. Cap ve cübbe ne yapılır? Doğru cevap B. Giyilir. Wear. Students wear a cap and gown on their graduation day. Kate bla 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 a of fast food these days. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A would eat. B am eating. C are eating. D eat. E is eating. These days bir zaman belirtilmiş. Dolayısıyla is eating, am eating veya are eating olmalı. Kate Üçüncü tek iş şahıs olduğu için doğru cevabımız E is eating. Kate is eating a lot of fast food these days. Please turn it off. I have a really bad blah 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 because of that loud music. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A stomach ache, B sneeze, C headache, D fever, E sore throat. Lütfen kapatın. O yüksek sesli müzikten dolayı başım gerçekten çok kötü ağrıyor. Baş ağrısı. Doğru cevap C. Headache. I need to call my mom. Where is the nearest blah blah blah? Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Parking lot. B. ATM. C. Payphone. D. Video arcade. E. Bank. Anneme arabam lazım. En yakındaki bla 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 nerededir? Ne nerededir? Tabii ki Ödemeli telefon. Doğru cevap C. Payphone. My husband blah 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 a lot in his sleep. I can't sleep at night because he is too noisy. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlar? A. Sneeze. B. Has nightmares. C. Snores. D. Wakes up. E. Falls asleep. Gece eşi kocası... Ne yaptığı için uyuyamıyor olabilir? Tabii ki horladığı için. Doğru cevabımız C. Snores. Simon enjoys bla 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 TV at the weekends. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Watching. B. Watch. C. To watch. D. Watch. E. At watching. Bu tarz cümlelerde to, feel veya feel, ing şeklinde cevap olabiliyor. Ancak enjoy'dan sonra mutlaka to kullanmadan fiil ve ing şekli geliyor. Yani burada doğru cevabımız watching. Simon enjoys watching TV at weekend. Eğer yemek yemekle alakalı bir şey olsaydı Simon enjoys eating diyecektik. Ben are you eating junk blah 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 these days? Erol not really. Right now I'm eating a lot of fruit and vegetables. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A diners. B snacks, C drink, D diet, E food. Doğru cevap E food. Junk food abur cubur anlamına geliyor. Ben bugünlerde abur cubur yiyor musun diye soruyor. Erol da cevap olarak hayır şu anda meyve ve sebze yiyorum diye cevap veriyor. The exam was very difficult. Bla 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 the students failed. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A none, B the most, E a, a lot, D no, E most of. Sınav çok zordu. Bir sürü öğrenci kaldı most of. Doğru cevap E most of. The exam was very difficult. Most of the students failed. A do you enjoy baking? B blah 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 because I can't cook. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A not really B really C m um, D not very E not very well. Doğru cevap A not really. Sally enjoys blah 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 poetry. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A in reading, B reading, C read, D reads, E to read. Enjoy ile ilgili az önce bir şey söylemiştim. Enjoy'dan sonra fiil artı ing takısı şeklinde olması gerekiyor. Doğru cevabın yani cevabımız reading. Sally enjoys reading poetry. Mike really enjoys blah 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 especially Italian food. Which of the following completes the sentence above. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Cooking. B. Cook. C. In cooking. D. To cook. E. Cooks. Bir önceki soruyla aynı şekilde doğru cevabımız cooking. A. Do your brothers have a good diet? B. Yes they do. They blah blah, blah eat healthy food. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Not very often. B. Generally. C. Once a year. D. Once a while. E. Extremely. Erkek kardeşlerin güzel bir diyet yapıyor mu diye soruyor ilk soru soran. Cevap veren kişi de evet yapıyorlar. Onlar çoğunlukla sağlıklı yiyecek yiyorlar. Genellikle Sağlık diyecek yiyorlar. Yani doğru cevabımız B. Generally. Done is feeling blah blah blah. Let's go home. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Fever. B. Flu. C. Sick. D. Cough. E. Allergy. Feeling sick bir kalıptır. Hasta hissetmek. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Done is feeling sick. Let's go home. We can go swimming, blah, blah, blah. We can go fishing. You decide. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar. A and, B or, C but, D also, A because. Yüzmeye gidebiliriz ya da balık tutabiliriz. Sen karar ver. Ya da veya. Doğru cevabımız B or. Could you tell me how blah 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 the Queen's Hotel, please? Which of the following complete the sentence above. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Do I go? B. I go to. C. To go. D. To get to. E. To I get. Doğru cevap D. To get to. Could you tell me how to get to the Queen's Hotel, please? How to get to, nasıl giderim anlamına geliyor. Murat, what is there to do, blah 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 here on weekends? Jim, there is a lot to see, you can do sports or just go shopping. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A around, B behind, C in, D in front of, E across. Hafta sonları buralarda yapılacak ne var? Buralarda. Around here. Doğru cevap A. I blah 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 a lot in common with my classmates. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A like, B have, C make, D do E love. Bu soru daha önce çıkmıştı. Doğru cevabımız B have. I have a lot of a lot in common with my classmates. What kind of TV programs do you prefer? blah blah blah. Which of the following completes the sentence about. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. We watch. B. Watching. C. You watch. D. Watch. E. To watching. Doğru cevap. Watching. What kind of TV programs do you prefer watching? The bride and groom are celebrating their blah 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 in a small hotel in the city center. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A wedding day, B graduation day, C birthday, D school day, E valentine, Valentine's day. Gelin ve damat neyi kutlarlar? Evlilik yıldönümlerini. Yıl a wedding day. Jane is trying to blah 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 weight but it's difficult for her. She is very fat. Which of the following complete the sentence above. Aşağıdakilerden A. take B. lose C. put they get A. loss cevap A. loss. Jane is trying to lose weight, but it's difficult for her. She is very fat. I'd like to blah 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 a dance course. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. To joining. B. Join. C. To join. D. In joining. E. Joining. Like'dan sonra da to ve fiilin yalın hali gelir. Bu cümlede de doğru cevap to join. I'd like to join a dance course.